dışında bize saygı duyarlar mı? Çünkü kural şudur, kural. Sevgiyi insan annesinden, babasından, dostundan, ahbabından, yakınlarından göremezse sevgiyi arar, ilgi arar. İlgi neredeyse de oraya kayar. İlgi neredeyse de oraya kayar. Açık söylüyorum. Çünkü insan normal şartlarda annesinden, babasından, dostlarından, hocasından, etrafındaki insanlardan, kardeşlerinden ilgi görmezse, sevgi görmezse, muhabbet görmezse o illa insan sevgi arayacak, ilgi arayacak. İşte o ilgi, sevgiyi Türkiye'de bulamadığını düşünerek Allah muhafaza etsin. Çünkü Türkiye'de hep olumsuzları konuşulma ahlakı var maalesef. Olumsuzlara konuşulmadığından dolayı bu sefer ben Türkiye'den gideyim. Yurt dışında sanki cennet varmış gibi zannedecek. Allah muhafaza etsin. Daha büyük tehlikelere, daha büyük sıkıntılara maruz kalacak. O yüzden dolayı güzel insanlar, kıymetli insanlar bize yakışan evvela eğitim sistemimizi mutlaka istenilen şekilde düzeltmeliyiz. Yani Allah ve Resulü çerçevesinde, Kur'an ölçülerinde eğitime ihtiyaç var. Yani medreselere ihtiyaç var. Bugün medreselerin önünü açmamız, açmamız lazım ki açılması lazım ki Müslüman evladının Allah'la tanışmasını Peygamber'le tanışmasını Kitabullah'la tanışmasını, dünya ve ahiret, dünya ve ahiret kurtuluşunu istiyorsan hakkı batılı ayırma, temiz etme hakkı batılı görme Gerçekten bu yanlıştır, bu doğrudur. Bunu hissetmek istiyorsan medresenin önü açılmalıdır. Medresenin önü açılmazsa dindar gençlik yetiştireceğim denler dinsiz gençlik yetiştirme yoluna girmiş olurlar. Allah muhafaza etsin. İsterseniz bakabilirsiniz. Lütfen. O yüzden bugün neslimizin, gençliğimizin, kardeşlerimizin istenen şuurda olmasını istiyorsak yani vatanına, bayrağına, milletine, Allah'ına, peygambere, kitabınlarına karşı saygını, sevgini muhabbetli olmasını istiyorsak bize evet mutlaka Kur'an'ın önünü açmanız lazım. Peygamberin önünü açmanız lazım. Kitabullah'ın önünü açmanız lazım. Medresenin önünü açmanız lazım. Yoksa mümkün değil. Açık söylüyorum. Yoksa kardeşlerimiz, gençlerimiz istenen bu saygı, ilgi, muhabbeti bulamadığı takdirde bulamadığı takdirde Türkiye'de avukat olmaktansa yurt dışında temizlikçi olmaya razıyım demeye kalkarlar. Bu da içimizi incitir. Bütün zerrelerimizi incitir. Bu bir gencimizin söyleyeceği bu ifade bütün halkımızı gerçekten yaralamalı, incitmeli. Böyle nasıl ver bir gencimiz demeli ya. Bizim gencimiz böyle dememeli ya. O yüzden Rabbim inşallah bu konuda gençlerimize güzel sahip çıkmayı hepimize ikram etsin, insan etsin diyorum arkadaşlar.